Bayağı ciddi bir şey. Bir çınar. Evet. Böyle evet yaprak dökümü. Onu gelmişken bir de saygımızı sunalım diye paylaşmak istedim. Şimdi bir soru sordum birinci bölümün sonunda. Erdoğan seçim geldi, kapı kapı dolaşacak, il il dolaşacak, ilçe ilçe dolaşacak. Bazı yerlere elbette 3-5 kere belki gidecek. Fakat ben bilmiyordum. Özgür Özel söyledi hafta sonunda. Bir tek ile hiç gitmemiş. Hangisi dedim. Yanıtı şimdi dedim. Sen bilebildin mi? Tunceli. Tunceli. Şaşırdık mı? Hafta sonu Kamergenç'in kabrini ziyarete gittiler Evet. CHP'liler. Evet. Orada söyledi. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Kamer Genç'in kabrinin Niye başında. acaba? Yani niye bilerek mi gitmiyor? Yolu mu Sence? düşmüyor? Sence? Bilemiyorum. Yani şeyi biliyoruz. Her Tunceli yere baş gidebilen. muhalif bir ilimizdir. Ama buna rağmen vatan toprağı Bilinçaltının mutlaka payı vardır. Erdoğan akıldan çok, ya demeyeyim hadi yanlış olur, akıl kadar duygularıyla hareket eden bir lider. Onu öğrendik yıllar boyunca. Çocukluğundaki korkuları, travmaları, tabular da o duygusal fotoğrafın bir parçasıdır ya herkeste. Onun da herhalde payı var. İşte Alevi olmak, Tunceli olmak vesaire, hem Alevi hem Kürt olmak falan. Bunlar Erdoğan'ı nasıl etkiliyordur bilmiyorum. Ama Kamer Genç'i anarken böyle değil de ölümünden yıllar sonra, bakın 2016 Ocak'ta kaybettik. Çok değil. Temmuz'da, yani 6 ay sonra söyledikleri gerçek oldu ve meclis kürsüsünden bir zamanlar söylediği ve o zamanlar AKP'lerin şiddetle karşı çıktığı FETÖ uyarısı herkes tarafından bilinir, kabul edilir oldu. Bir hatırlayalım meclisteki o anları. Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açarım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Peki yarın bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Ben burada belli bir 30 senedir bu parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor. Türkiye çok ciddi bir dönüşüm içinde. Şimdi FETÖ meselesinde gerçekten yıllarca uğraşan, uyaran, uyarmaya çalışan Kamer Genç perişan edildi, linç edildi. Şimdi döndük dolaştık, aman da FETÖ bir numara düşman, aman da şöyle, aman da böyle. Hatta kendilerinden başka birileri için herkes FETÖ'cü. Kimi kastediyorum? Örneğin MHP Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün bir dizi tweet yayınladı, mesaj yayınladı. Arınç'ı FETÖ'cü olmakla, dahası FETÖ'ye yardım, yataklık vesaire vesaire yapmakla itham etti. Şimdi geleceğim neden? Sinan Ateş suikastı meselesinde Semih Yalçın'ın tweetlerini vermeden bir Bülent Arınç'a niye saldırıyor? Bülent Arınç'ı suçluyor çünkü burada. Bir onu hatırlayalım. Arınç ne demişti? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum.
Çünkü bildiklerimi yorum suretiyle anlatırsam birilerinin hedefi haline gelirim dedim. Hedefin de gözünü bir başka yerden çevirmek istemiyorum. Tam bu olayın üzerine gidilirken sen de karışıyorsun deyip bütün projektörleri bana çevirecek hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret timleridir. Hedef gösterirler. Nerede olduklarını da herkes çok iyi bilir. Şimdi hani konuşmayayım diyor, çekindiğini belli ediyor. Acaba çekindiği MHP cenahı mı, oralar mı bilmem, bilmiyorum. Ama hani korksa yeridir diyeceğim. Şimdi Semih Yalçın'ın o mesajlarını okuyunca siz de belki bana katılacaksınız. Şimdi diyor ki Semih Yalçın, Türk siyasi hayatında bazı binbir surat tipler vardır. İlk akla gelen isimse Bülent Arınç'tır. Bülent Arınç her renkli her şeydir. Çok da şiirsel. Herkese fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak tinettedir. Pişkinlik, şımarıklık, nobranlık, kibir ve yüzsüzlükte seviye atlamış bir ademdir. Şimdi bunların hakaret olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki bunlar hakaret olmayacak. Ahmak sözcüğü hakaretken bunların hiçbiri hakaret sayılmayacak. Yüzsüzlük falan gibi kelimeler mesela. Dahası burada da kalmıyor Semih Yalçın, devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın kozmik odasına FETÖ'yü sokmakla maruf, Arınç henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi. Bu konuda derin bir yarası var ki FETÖ ile mücadelede tavizsiz duran, kendisini sık sık silkeleyen MHP'den gocunduğunu her vesileyle belli ediyor. Arınç öylesine muhteris ve egoist ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yandan destek veriyor gibi görünürken diğer yandan Cumhur İttifakı'nın tutarlı ortağı, tebrik ederiz, MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği. Biz Bülent Arınç'ı iyi tanırız. O kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek. Üstelik politika sahnesinde milli görünüp gayrimilli unsurlara hizmet veren kripto Türklük düşmanlarının en azıllarından. Bunların hiçbirinde hakaret yok. Bunlar bir siyasi tespitler. Yani yüzsüzlük, bozgunculuk, kripto bilmem ne falan. Şimdi Sinan Ateş meselesi öyle anlaşılıyor ki gerçekten çok zayıf noktası MHP'nin. O nedenle bu konuya değinen herkese bir kere bir parmak sallıyorlar. Senin bu gelinen noktada Sinan Ateş suikastıyla ilgili görüşün ne Mustafa? Yani bu hakikaten kapatıldı mı? Bir tane tetikçiye, ki o tetikçi de bulunamadı zaten, bağlanıp bitirilecek mi, kapatılacak mı? Ne diyorsun? Vallahi MHP'nin yumuşak karnı. O çok açık. Bu yumuşak karnı da kullanmak isteyen çok farklı kesimler var. Yani AKP'nin farklı fraksiyonları var. Hmm. MHP içinden farklı fraksiyonlar var. Bu bence daha yeni başladı. Yani üstü kolay örtülmez. Üstü kolay örtülmez. Şimdi seçime doğru bu hani bayağı ciddi ciddi gündeme gelecek bir argüman olarak duruyor ve duracak herhalde. Bakın Bursa'da Erdoğan konuşurken pankartlar açıldı Sinan Ateş'le ilgili. Sinan Ateş bir şey söylemelerine gerek yok. Sinan Ateş dedikleri zaman zaten ne demek istedikleri çok açık. Çok sayıda pankart açıldı. İnsanlar protesto ettiler. Orada bir hani daha ciddi bir karşıtlık yazan bu şu beyaz hemen red, AKP red vesaire. Orada geldi bir kadın korumalar müdahale ettiler. Sadece Sinan Ateş ismine itiraz edilmedi. AKP'yi de sadece MHP değil, hem AKP'yi hem MHP'yi seçmen nezdinde de rahatsız edecek bir şeyden söz ediyoruz. Hele Sinan Ateş'in dayısı
İşte bu miting sırasında öyle bir açıklama yaptı ki, bilmiyorum dikkate alınır mı? Buyurunuz. Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı'na destek vermiş bir aileyiz. Ama bugün itibariyle gördük ki bizim verdiğimiz destek...